Merhaba arkadaşlar, Özde Öz Akademi'ye hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Özlem Deniz Özbayar. Bugün size verb to be yani olmak konusunu anlatacağım. Verb to be İngilizce'de olmazsa olmazlardandır. İlk konudur, en çok zorlanılan konudur, her zaman karşımıza çıkan konudur diyebilirim. Olmak fiili Türkçe'de birebir çeviremeyeceğimiz bir fiil. Bu bir fiildir, evet, verb yani fiildir. To be olmak anlamına geliyor. Türkçe'de direkt olarak birazdan da göreceksiniz zaten örneklerde göstereceğim. Çeviremediğimiz bir fiil çünkü Türkçe'de biz am, is, are diye bir şey kullanmıyoruz normalde. Am, is, are bu üçü olmak fiili diyoruz bu üçüne biz. Am, is, are deyince aklımıza olmak fiili gelsin. Bu not'ı kapatıyorum şu anda. Not olumsuz hali. Şu anda pozitif halini, normal halini anlatıyorum. Evet, bu am, is, are nedir diye Türkçe karşılığını bana sorarsanız buna ben sadece olmak karşılığını verebiliyorum. Bakın, cümlelerde geldikçe anlamlarını tam olarak anlayacağız. I'la sadece am, he, she'itle sadece is, we, you, they'le de sadece are kullanılıyor. Subjectlerimiz I, ben, you, sen, he, she, it, o, we, biz, you, yine siz, they de onlar olduğuna göre bunlar bizim öznelerimizdi. Özneden hemen sonra kullanılan bir yardımcı öğedir olmak fiili. Evet, tekrar ediyorum. I ile sadece am, burası çok önemli. He, she, it ile sadece is, we, you, they ile de sadece are kullanılır. Şimdi biz bunu bir formül edelim dersek, yazayım formüla. Subject yani özne artı am is are olmak fiili yanına da noun ya da adjective yani isim ya da sıfat kullanıyoruz. Fiil burada yok. Fiil olan bir cümlede am is are olur mu? Olmaz. Bizim formülümüz özneden hemen sonra gelen bir emizar yanında da isim ya da sıfat olacak. Yani bizim burada bilmemiz gereken en önemli konu özneden sonra öznenin bitişiğinde emizar olması. Emizarın başka cümlede geldiği bir yer yoktur. Cümlenin sonuna, başına, başka şekillerde başına gelebilir soru şekliyle ama daha başka bir yerine kullanılamaz. Öznenin hemen yanında olması gerekiyor olumlu cümlede. Bunu bir bilelim öncelikle. I ile sadece am, he, she, it ile sadece is, we, you, they ile de sadece are kullanılır. Şimdi bir iki ben size kısa örnek vereyim. I am teacher. Ben öğretmenim. You are doctor. Sen doktorsun. We are students. Biz öğrencileriz. She is Ayşe. O Ayşe'dir. Bakın gördüğünüz gibi teacher, doctor, students, Ayşe gibi bazı isimler kullandık. İsmin ya da sıfatın ne olduğunu burada biz karar veriyoruz. To be in present simple. Geniş zamanda olmak fiilini biraz inceleyelim. Dediğimiz gibi az önce I, he, she, it ve we, you, they bizim öznelerimizdi. Olumlu, olumsuz, soru ve kısa cevap şeklinde bakalım. Eğer ben olumlu cümle olarak kullanacaksam I am, he is, we are şeklinde kullanacağım. Olumsuz şekilde kullanacaksam I am not, he is not ve we are not şeklinde kullanacağım. Şimdi gelelim olumsuz haline. Biz eğer olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diyorsak biz burada emizarın tam dibine, tam yanına not eki kullanacağız. Not'ı yani olumsuzluk anlamı veren bu olumsuz cümleyi, bu kelimeyi biz kesinlikle emizarın tam dibine, tam yanına koymak zorundayız. I am not, he is not, we are not şeklinde göreceğiz bunu. Ha, peki ben bunu soru yapacaksam ne hale gelecek bu? Şöyle oluyor soruda, çok basit bakın. Çok kafa karışır bu konularda. Sadece bununla bunu yer değiştirin. Şununla şunu yer değiştirin. Alın size soru. Böylece soru yapmış olursunuz. Am I dersem I am yerine bu soru oluyor. You are yerine are you dersem bu soru oluyor. Bakın. Bakın yer değiştirin hemen. Yer
eğer değiştirir bu ikisini we are yerine are we dersem soru oluyor. She is yerine is she dersem soru oluyor. Bakın burada da am I yanına isim ya da adjective yani sıfat gelebilir. Is he dersem yanına istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Are we dersem yanına istediğiniz şeyi ekleyerek bir soru sorabilirsiniz ya da eklemeyebilirsiniz. Cümlenin gelişine göre soru şekliniz değişir. Peki kısa cevap nasıl veririm? Yes no'larla bir kısa cevap verelim. Yes I am. No he is not. Yes we are. Or no we are not şeklinde. Ufak tefek egzersizler yaparak konumuzu açıklığa kavuşturalım. Bakın, I nokta 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 happy. Bu bir sıfat. Mutlu olmak. I am happy tabii ki. You nokta 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 sad. Ne gelecek buraya? You are sad. Yani ben mutluyum. Sen üzgünsün. She nokta nokta young. She is young. It nokta nokta new. It is new. We nokta nokta old. We are old. They nokta nokta sad. They are sad. Şimdi biz bunları az önce söylediğim gibi olumsuz yapacak olsak nasıl yaparız? I am not happy. You are not sad. She is not young. It is not new. We are not old. They are not sad. Anlamlarını söylüyorum. She is not young. O genç değildir. It is not new. O yeni değildir. We are not old. Biz yaşlı değiliz. They are not sad. Onlar üzgün değildir. Peki ben bunu soru yapacak olsam ne yapıyordum? Çok basitti. Bununla bunu yer değiştiriyorduk. Bununla bunu yer değiştiriyorduk. Ne yapalım şöyle? Am I happy? Ben mutlu muyum? Yes, I'm happy. Are you sad? Sen üzgün müsün? No, I'm not sad. Ben üzgün değilim. She is'i ne yapıyorduk? Is she yapıyorduk hemen. Is she young? O genç midir? Yes, she is young. Evet, o gençtir. It is'i, is it yapıyorum hemen. Is it new? O yeni midir? No, it's not new. Evet, hayır, o yeni değildir. We are'ı ne yapıyorum? Hemen yer değiştiriyorum soru için. Bakın çok basit. Are we yapıyorum. Are we old? Biz yaşlı mıyız? No, we are not old. We are young. Hayır, biz yaşlı değiliz. Biz genciz. Are they de yine they are they yaparak are they sad? No, we are not sad. We are happy. Evet. Şimdi ne yapalım? Biraz daha alıştırma yapalım. Biraz daha açıklığa kavuşsun. Olmak fiiliyle ilgili bazı egzersizler beraber yapalım. Zaten ben de düzelteceğim. Verb to be exercises. Olmak fiili egzersizleri. Evet. Ali. Şimdi her zaman biliyorsunuz cümleler I, ben, you, sen, he, she, it, o, we, biz, you, siz, they onlar şeklinde gelmez. Nasıl gelir? Bazen isim olarak gelir. Bazen gizli özne olarak gelir. Gelir de gelir. Şimdi bakalım nasıl yapılır? Olmak fiili egzersizleri dedik. Ali. Ali nedir? He, she, it'ten he'dir. Dolayısıyla Ali is at school. Neden is dedim? Çünkü he, she, it ile is kullanılıyordu da ondan. Our friends nokta nokta very funny. Çok komiktir. Bizim arkadaşlarımız çok komiktir. Bakın size bir yine ufak formül vereyim. Çok yanılır insanlar böyle durumlarda ya da sınavlarda diyeyim. Cümlede am is are konusu, verb to be konusunda cümlede sizin öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey öznedir. Özneyi anladıktan sonra cümlenin kalanının ne anlama geldiğini bilmeseniz de olur aslında. Doğru yapabilmenizi sağlayan en önemli şey öznenin kendisinin ne olduğudur. Bakın burada özne nedir? Buradaki özne they'dir. Çünkü bakın friends
Normalde S takısı almış bir şey nedir? Tabii ki they'dir. Yani onlar diyoruz. Eğer friend deseydim he olurdu. Tamamıyla değiştirecek şeydir burayı. He olsaydı burası, sadece friend olsaydı is olacaktı. Ama friends olduğu için are oldu tabii ki. Our friends are very funny. Bizim arkadaşlarımız çok komiktir. This. This nokta nokta my new teacher. Bu benim yeni öğretmenimdir. Yani bakın Türkçe'de yok demiştim ya emizar. Şimdi ben Türkçe'ye bu cümleyi direkt çevirmem gerekse bu benim yeni öğretmenim olmak şeklinde çevirirdim. Ya da Ali okulda olmak, bizim arkadaşlarımız çok komik olmak şeklinde çevirmem gerekirdi. Ama böyle bir şey yok. This tabii ki is my new teacher. Çünkü gösteriyorum, işaret sıfatı var burada. It gibi düşünün. It is my new teacher da diyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi şu kısmı anlamamış olsanız ya da kafa karıştırıcı gelmiş olsa bile size sınavlarda özneyi bilmeniz yeterli buradaki boşluğu doldurmanız için. My sister. Bakalım özne nedir burada? My sister bir she'dir. Dolayısıyla bu bir she olduğu için tabii ki buraya is gelecek. Helpful. Benim kız kardeşim yardımseverdir, yardımcıdır. Ayşe and Ahmet. Bakalım. Ayşe and Ahmet. İki kişi. O zaman onlar bir they'dir, değil mi? Aynı zamanda. Yani onlardır. Ama tek kişi olsaydı farklı bir şey gelirdi. İki kişi geldiği için bambaşka bir şey gelecek. Are. Eğer sadece Ahmet deseydim is. Sadece Ayşe deseydim is gelirdi. They olduğu için birden fazla kişiye are kullanırız. Çünkü we, you, they ile are kullanılırdı. Ayşe ve Ahmet are good friends. Ayşe ve Ahmet iyi arkadaşlardır. Son olarak I a dentist. E burada bir demek oluyordu, değil mi? Ben bir dişçiyim. O zaman I am. I ile sadece am kullanılır. Hadi hemen bunları biz olumsuz yapalım. Hemen diplerine ne geliyordu? Not. Hemen diplerine not. Hemen diplerine not. Eğer olumsuzluk isteniyorsa not. Hemen not ve not geliyor diplerine. Eğer soru yapacaksam ne yapıyordum? Hemen yer değiştiriyordu. Hemen yer değiştiriyordu. Okuyalım. Is Ali at school? Yazalım hatta. Is Ali at school? Yes, he is. Kısa cevap verdim. Short answer. Our friends are. Hemen yer değiştiriyordum. Öznemiz our friends'di. Our friends'i buraya alıyorum. Are'ı da buraya alıyorum. Are başta. Zaten am, is, are baştaysa mutlaka o cümle soru cümlesidir arkadaşlar. Are. Our diyor. Your olacak bu. Are your friends? Very funny. Senin arkadaşların çok komik midir? Yes, they are. Şöyle kısaltalım. They are. This is. Hemen yer değiştirin. Özne ile yardımcı verb to be'mizi yer değiştirerek soru yapıyorduk. Is this? Is this my diyor your olacak soru. Is this your new teacher? Bu senin ya da o senin yeni öğretmenin mi? No. He isn't. Hayır değil. My sister özneydi. Bakın my sister'ı buraya getirin. Is'i de başa getirin. Is your sister? Is my sister diyemem, değil mi? Zaten cümlede my sister diyor. Benim kız kardeşim diyor. Ben şimdi soru sorarken senin kız kardeşin demek zorundayım. Benim kız kardeşim demem, diyemem. Bu da ayrı bir ders konusu. Is your sister helpful? Senin kız kardeşin yardımsever midir? Yes, she is. Ayşe ve Ahmet, hemen yer değiştirin. Ayşe ve Ahmet'i buraya, arı da başına koyun. Are Ayşe and Ahmet good friends? Ayşe ve Ahmet iyi arkadaşlar mıdır? No, they aren't. Okay. Hemen soru soruyoruz. En başa I yanına
kendi kendime soru soracaksam deli gibi mesela am I a dentist? Ben bir dişçi miyim? Ama aslında şöyle sormam gerekir daha mantıklı olarak. Are you a dentist? Sen bir dişçi misin? Yes, I am. Evet, dişçiyim. Evet, bu videomuzun faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen like tuşuna, beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.